Bu işler ince işle. O yüzden bunlara gönül işleri diyorlar. Sanat ister yani. Yavaş, acele etme. Bunu yeni öğrendim. Bunun kenarlarını böyle alıyorsun, böyle koyuyorsun, kızartıyorsun. Zeytinyağının üstüne ondan sonra böyle süs diye koyun. Cips gibi oluyor, çok güzel oluyor. Bak, tertemiz oldu da. Yine ne yapıyorsun? Neyse buralarda. Kalk, kalk. Adam bakıyor. Kalk, kalk. Adam bakıyor. Kalk. Kalk, adam bakıyor. Ne yapıyorsun oğlum? Bu kıza aşık olduğundan beri iyice kafayı yedim ama... Yani senin mutluluğun beni de mutlu ediyor. Beni de kendine döndürdün. Hadi oynayalım. Ne yapıyorsun? Fasulye var diye mi seviniyorsun? Hoppa! Taze fasulye var bugün. Kızım ben sana bir şey diyeyim. Bunların kesun tahtaları eksiktir. Oy! Anacığım. Oy anam, oy anam. Ben anlamadım. Nasıl bir şey ki? Ceza vermesin. Rezil olduk. Kusura bakma, kusura bakma. Gözün kör olmasın. Ay sen gene be. Anne benim süper bir planım var. Ben de ondan korkuyorum. Neymiş yeni planın? Eşeğin aklına karpuz kabuğu düşüreceğiz. Eşek kim oğlum? Eşek nerede oğlum? Ne eşeği? Eşek yok. Yani deyimde var. Oğlum deyimde olduğunu biliyorum ya. Ya Deniz vallahi billahi sen beni perişan ediyorsun. Oğlum bir şey söyleyeceksin bana artık söyleyiver ya. Ben seni anlamaya çalışırken öldüm dirildim sabaha kadar zaten uyku uyumadım. Asıl ben bomba gibiyim. Kusura bakma anne ne olursun. Önce Zeynep'in babasına kız istettireceğiz. Bu duruma alışacak. Al ver, al ver, al ver. Sonra sıra bize gelecek. Ne yapacağız de? Adam bize kızını versin diye adamı mı evlendireceğiz? Ya yok. Kendine değil. Dursun'a kız isteyecek. Kimin? En tatlı birisinin. Abla. Müşteriler çay istiyor. Ver o zaman kızım. Vereceğim zaten de. Sana da haber vereyim dedim. Böyle alıyorsun, üstüne süs yapıyorsun. Ha, çıtır çıtır yeni ya. Ne zaman oldu lamba? Kaç oldu İsmail? Bununla 97 oldu abi. Oo, daha bir şey değil. Yeni sınıyorduk daha, gönder gelsin. Kankam ben sana diyeceğim ya. Sen Zerel'le arandaki bu durumu bir netleştir bence. Zehra'la olan durumu mu? Hayır, işi uzatıyorsun. Kızı oyalıyormuş gibi olursun, kız üzülür. Hangi işi? Sen bu akşam gel kızı bizden iste. Bu akşam mı? Haberli olsun. Sağ ol. Şevket Usta. Oo. Dedim. Benim seninle Figat Anacığım'dan bir ricam olacak. De bakalım. Dedim. Ya öyle işte. Akşam müsaitseniz gelip isteyelim diyorlarmış. Gerçekten mi?
Abla şaşırdım biraz. Haklısın. Ne diyorsun? Abla, ben daha önce böyle bir şey yaşamadım. Hem sen demez misin? Kısmetin Fizan'da olsa bir sabah çıka gelir diye. İstiyorsun yani. Abla yani hemen evlenecek değiliz ya. Sözleniriz. Biraz zaman tanırız birbirimize, birbirimizi tanırız. Bakarız yani. Ben sana ne soracağım? Sen Dursun seviyor mu? İçimde böyle kelebekler uçuyor sanki. Ben ellerimi yıkayayım. Oy! 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 Nana lay 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 lay! Uşak otur! Yav! Ama dur sen ne yaşattın ha? Dursun'um benim, evladım benim. Sebebi ziyaretimize gelince. Allah'ın emri peygamberin kavliyle. Vallahi bayılıyorum ben bu kız isteme işlerine. Acayip bir şey ya. Alacağım vereceğim, alacağım vereceğim, alacağım vereceğim. Tutmayacaksın yani. Ve sonra zarar eder insan. Hemen elden çıkarınca mutlu oluyor insan. Sus da tam bir lafını bitirsin, bir sus. Buyurun Şevket ustacığım. Efendim. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınız Zehra'yı yeğenim Dursun'a istiyoruz. Ne olur siz bana bakmayın. Ben duygulanıyorum ben. Tokarıyorum. Ya ne güzel şey değil mi? Önünü kesmesin. Bitti mi oğlum duygulanmam? Anlık oldu, geldi geçti. Kusura bakma. Şimdi Şevket Beyciğim, gençler kendi aralarında konuşmuşlar. Görüşmüşler. Bakışmışlar. Anlaşmışlar. Bize ne söylemesi düşer ki? Allah bir yastıkta kocatsın inşallah diyelim. Zehra kızımızı verdik gitti diye de ekleyelim. Hayırlı uğurlu olsun da. Şükür teyze diyeyim. Hayırlı olsun. Gelin oğlum. Kankam. Haydi bakalım. Vallahi çok hayırlı olsun uşağım. Sağ ol. Oy, canımın içi. Yeğenim benim. Yeğenim aslan. Abla. Kızım. Gel bakalım. Gel. Sağ olasın. Allah razı olsun. Ya. Hayırlı uğurlu olsun. Görüyorsun ustacığım. Böyle elin lazına şak diye veriverdik güzelim Ege'li kızı. Yani hiç böyle düşünmedik. Üzerine tartışmadık yani. Bu böyle sıfır yabancı ben Rize'li dışındakine bir şey vermem falan yani. Bunları acık geçeceğiz. Ne diyoruz? Ne deniyor yani? Tek millet, tek bayrak. He? Yakışıyor mu bize? Olmuyor yani. Bilmiyorum. Bütün gece sen konuştun Deniz yani. Ne Dursun'un sesini duydum, ne Zehra'nın sesini duydum. Bir sus oğlum ya. Kahve dokanıyor bana ya. Şey olmuş. Leke bir şey olmuş ya. Açık benimki. Ona takıldı gözümle benim. Ama ben de içemedim kahveyi. Bu kahve bana da dokundu galiba. Böyle bir şey oldu. Dersiniz geçecek.
İyi günler. Rize'de takam kaldı diye çok üzülüyordum. Orada da bir küçük takam var idi. İyi oldu ya. Sen şimdi sağcıklı oldun Şevket Usta. Ne güzel değil mi? Çok iyi oldu. İleride bu takayı büyütüp abu hale getirdim. Fotoğraf mı çekin? Ay gençler kusura bakmayın ya. Hadi işine geç kalmak. Bak. Kalktım. Bak Vedat'la uğraştırma beni. Zeynep! Deniz sen şimdi atla denize. Arkana bile bakmadan Yunanistan'a kadar yüzerken Yunanistan'ı geç sen. Ne oluyor la burada? Biz teknedeydik. Benim böyle ayağım burkuldu. Sonra Deniz sağ olsun böyle elimi tuttu benim. O sırada bak Allah'ın içine biz böyle denk geldik, karşılaştık. Bırak ula kızımın elini. Sen canına mı susadın? Bırak elini! Sakin misin? Melahat Hanım, bu benim sakin halimdir. Şimdi bu ikisi bana niçin böyle palavra attıklarını, sokak ortasında niçin böyle el ele dolaştıklarını anlatsınlar. Siz o zaman görün benim sinirimi, benim öfkemi, benim celalimi o zaman görün. Ben kızını seviyorum. Oh. Ne dedin sen, ne dedin? Ben Zeynep'i seviyorum. Zeynep de beni seviyor. Ula bu ne cesaret duruyor? Sen kimden izin aldın da benim kızımın elini sokağın ortasında? Zeynep, bu uşak ne diye bağa? Ne dur? Ne diyor? Biz kayıktaydık. Kürek çekiyorduk böyle. Ha bam diye yanlışlıkla kafasına vurunca Deniz'in böyle hep onun kafası gitti. Yani çok karıştı kafası. Elimi aslında bırakmak istiyor baba ama bırakamıyor, anladın mı? Bak böyle oluyor. Bak olmuyor yani. Kızım sizin kayıkta, sizin denizin ortasında ne işiniz var? Balık tutaydık biz. Ula delirtme beni de Zeynep. Zeynep baban haklı. Daha fazla saçmalık yok. Eğer suçum Zeynep'i sevmekse ben cezasını çekmeye razıyım. Ne olacaksa olsun. Melahat Hanım siz dükkanınıza dönün. Çünkü oğlunuzun son haline katlanamayacaksınız. Yani ana yüreği bunun yiyeceği kapsamlı dayağı dayanması mümkün değildir. Siz dükkanınıza dönün. Ula sen. Ben hiçbir yere gitmiyorum Şevket Usta. Ben gelinimle oğlumun yanında duruyorum. Gelinim mi dediniz? Evet. Demek sizin de haberiniz vardı ha? Evet. Melahat Hanım, teessüf ederim. Siz de bana çok büyük bir ayıp yaptınız. Kimse kimseye ayıp yapmadı. Aşk olsun Şevket Usta, yok öyle bir şey. Yok, ayıp etmek falan yok. Ya bu iki çocuk birbirini sevdi, bu iki genç. Ama sen Karadeniz'den başkasına kız vermem dedin diye ne yapacaklar? Mecburen sakladılar bütün olup bitenleri. Yoksa bu çocuklar senin duanı almak için, senin rızanı almak için bekliyorlardı, can atıyorlardı bunun için. Yoksa başka bir şey yapmadılar, ileriye dönük başka bir şey yapmadılar, değil mi? Şevket Usta, ben senin kızını enişten, en samimi, en temiz duygularla seviyorum. Eğer müsaaden de olursa Zeynep'le evlenmek istiyorum. Peki olur. Ya Şevket Usta ya, niye itiraz ediyorsun her şeye? Bilmiyorum ki. Her şeye hayır diyorsun, her şeye itiraz ediyorsun. Niye her şeye hayır diyorsun? Olur, nereye kadar varacak? Olur, nereye kadar varacak? Olur, olur dedi. Olur, olur, olur. Ne dedi?
Olur mu dedi. Ha? Sen olur mu dedin? Pekala, bu akşam gelin isteyin Melahat Hanım. Gelin kızımı benden isteyin. Gel bakalım buraya. Yürü dedim. Yürü dedim, yürü. Anne akşam geç. Şimdi gidip isteyeyim, peşinde isteyeyim. Ben mi dursun de ya? Çikolata yaptırmam lazım. Ne gideceğiz acaba ya? Ay. Ölüme de geçti. Geçerim, götürür müyüm ben seni? Niye ettim ki ben sana şimdi? Ben sana dedim. Ha bu sığa açar gelmeyelim dedim. Dinlemedin lafımı. Ha bu ikiler kamalıyan. Bacının beynini yıkadım. Ne oldu ki? Nereden çıkarttın şimdi? Evleneceğimde. Anne. Derya. Üç deyince birlikte üpletiyoruz kahveleri. Abi niye aynı anda içiyoruz ki? Adettendir. Böyle organize bir takım gibi görüneceğiz karşı tarafa karşı. Efendim. Sebebi ziyaretimiz malum. Şevket hocam. Hemen şuradan yukarıdan çifteye kapıp geleyim. Ablacığım hiç gerek yok. Bana güvenebilirsin dedim. Ablacığım bir sakin ol ya. Melahat Hanımcığım devam ediniz lütfen. Allah'ın emri peygamberin kalbinden. Kızınız Zeynep'i, oğlumuz Deniz'i istiyoruz. Otur ulan yerine. Ben daha cevap vermedim. Vermedin mi? Vermedim. Pardon ya. Pardon vallahi. Hay Allah'ım yarabbim Şevket Bey. Yani nasıl diyeyim, evde otururken bayılarak böyle bunları biz aramızda konuşuyoruz. Bütün sorulara doğru cevap veriyorum. İnanmazsınız ya. Yani olacak iş değil tabii. Atmosferin de verdiği bir heyecan var. Sizin karşınızda olmak büyük heyecan. Barajı geçsem yine benim için kafi. Bakalım hayırlısı olsun.
Yani bir akıl tutulması yaşamak istemiyorum. Çok korkuyorum, görüyorum da. Bazısı böyle geliyor, şakkalığına gidiveriyor. İlk soru da aman diyeyim. Yani inşallah bakalım. Hafif başladı. Hı? Akıl tutulması diyorum. Acık sus. dediğimiz gibi Şevket Beyciğim, kızınızı istedik. Gitti. Kesinlikle. Daha değil. Daha değil. Melahat Hanım, gençler zaten birbirlerini çok da sevmişler. Aralarında anlaşıp bir ömür boyu birlikte olmaya karar vermişler zaten. Kim be? Değil. Yani şimdi bu durumda bize ne düşer ki? Aynen öyle. Öpelim. Bu durumda Melahat Hanımcığım, ben de sağ kızımı vermedim gitti. Allah! Artık öpeceğim. Artık. Kızını vermedin mi? Vermedim. Biraz ayıp olur. Şevket Usta. Şevket'im. Şimdi alıp geleyim çifteyim. Hayır dedim ablacığım, çifteye gerek yoktur dedim de halledeceğim acık bitti. Ya Şevket Usta, sen bize bugün sahilde akşama gelin kızımı isteyin demedin mi? Demedim mi? Dedin. Dedim Melahat Hanım, çok haklısınız. Dedim, akşam gelin kızı benden isteyin dedim. Evet. Ama vereceğim demedim ki. Dedim mi? Dedim mi abla? Demedim. Vallahi bu Lazca ne kadar zor bir dil ya. Hı? Son eklemeli değil diye demek ki. Ben anlayamıyorum çünkü söylediklerinizi. Ya Şevket Usta, madem sen Zeynep'i vermeyecektin, bizi niye buraya kadar getirttin? Biz çiçeğimizi yaptırdık, çikolatamızı yaptırdık, bir ümit giyindik, kuşandık, buralara geldik yani. Ben kızı şimdi vermeyeceğim dedim. Hiçbir zaman vermeyeceğim dedim ki. Dedim. Dedim. Ben hiç anlayamıyorum ya. Yabancılığa da yatkınım ama bu Lazca bir başka demek. Yani? Ben kızımı deplasmanda vermem dedim. Deplasmanda mı? Tabii sizin benim kızımı istemeniz için deplasmana gelmeniz icap ediyor. Yanlış anlamayın, saygısızlık etmek istemiyorum. Tarzım değil ama biz zaten deplasmandayız. Doğru, doğru, doğru diyor. Evet, doğru diyor. Yani biz kalktık, evimizden çıktık, giyindik, kuşandık, aldık her şeyimizi. Yani buraya geldik sizin evinize. İşte yani sizin evinizdeyiz. Ama burası bizim hakiki evimiz değildir ki. Asıl biz deplasmandayız. Kalktık, Suacı'ya geldik. Bizim evimiz Rize'de dur. Ablacığım, acık bir sakin ol. Olmayacağım. Ya, her şey bizim kontrolümüz altında dur. Acık siz sakin. Bizim hakiki evimiz Rize'dir. Yani uzun lafın kısası, sizin benim kızımı istemeniz için Rize'ye gelmeniz icap eder. Düble yolda yapıldı. Rize. Rize'ye. Rize. He. Rize. Kardeşim. Ablacığım. Ha bu enginar kafalılar niye bizim arabamızda geliyorlar? Uçakla gelsinler. Ne olacak ablacığım ya? Hep beraber doluşacağız. Seyrede seyrede Karadeniz'in yeşilliklerini, güzelliklerini gideceğiz. Tövbe tövbe. Böyle güzeldir ya. Karadeniz'i seyrede seyrede gideriz da. Günaydın. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın. Günaydın canım. Günaydın. Günaydın Fikret Ola. Günaydın Şevket Usta. Günaydın Melahat Hanım. Ya ne diyeceğim sana? Gerçekten Rize'ye kadar arabayla mı gideceğiz biz? Elbet Melahat Hanım. Biz zaten Rize'den arabayla geldik de ben kullandım. Ne olacak ki? Tamam. Kaptan sensin. Ne diyorsun o? Siz hiç merak etmeyin. Kaptan benim. Tamam.
O zaman ben valizleri bagaja yükleyeyim babacığım. Onun için hala erken diyor. Aynen öyle diyorum. Nedeciğim sana, biz yokken kahvaltını yap. Sakın aç gitme okulu, değil mi annem? Eşref amcanlara da uğra. Onu mutlaka bir kendini haberdar et. Ondan sonra Zehra ablan zaten dükkanı bakacak. Başka ne vardı? Her gün 100 tane soru. Mutlaka çözeceksin. Matematik. Tamam mı? Merakta bırakma bak beni. Tamam, siz beni sakın merak etmeyin. Asıl siz kendinize dikkat edin. Beni de mutlaka arayın yolda bakın. Merak etme. Haydi canımın iç. Allah'a emanet ol. Siz de Allah'a emanet olun baba. Selametle gidin, selametle gelin. Burayı da hiç merak etmeyin. Biz Dursun abiyle gözümüz gibi bakarız. Benim senden hiçbir şüphem yoktur da Dursun'dan acık şüpheliyim. İyi tamam, ben Dursun abiye de göz kulak olurum. Hadi benim canlarım, bir denelerim, paçilerim, uşaklarım. Öpeyim sizi. Ablacığım tamam yeter de ama uzun sürdü vedalaşman. Haydi, haydi. Haydi Derya kızım, sen de hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hadi selametle. Hadi. Uzun yolda olduğumuz için arka koltukta oturanlar da kemerlerini bağlayacaklardır. Öyle mi? Emir büyük yerden dur. Hadi bakayım. Tamam mısınız? Evet. Haydi bismillah. Arka tarafta herkesin keyfi yerinde mi dur? Evet, evet. Gayet yerinde babacığım. En çok da halamın keyfi yerinde. Yerindedir tabii. Karadeniz'ime gidiyorum, memleketime gidiyorum. Niye yerinde olmasın? Vallahi şakımlıkla çıktık yollara gidiyorsun. Vallahi oldum olası Karadeniz'i çok merak etmişim dostum. Tabii, tabii. Sen et, et, merak et. Ben varınca gidereceğim senin merakını. Şöyle bir güzel müzik açayım da havamız yerini bulsun, değil mi? Oh! Ya sakın ha! Sakın! Sen bu arabaya bindiğin andan itibaren Rize il sınırları içerisine girmişsin. Onun için benim arabamda radyoyu kurcalayamazsın. Bu arabada ancak Karadeniz türküleri çalabilir. Öyle değil mi ablacığım? Dedim bitti. İşte budur. Hadi bakalım. Açan, uşağım, oy, oy. Melahat Hanımcığım, hadi siz de, siz de, siz de. Oy, oy. Sen yorulunca söyle, ben geçeyim direksiyona. Yok yok, ben iyiyim. Yorulduğum zaman diyeceğim ama sağ. Karnı acıkan var mı dur? Ablacığım hiç sormayacaksın zannetmiştim. Al bakayım bunu. Aa, sabah sabah Karadeniz pidesi mi olur? Ben boyoz aldıydım burada. Bak peynirim de var böyle. Çek bakayım onu. Çek bakayım onu. Ben unuttum tabii, araban geçir Rize'ye bağlı değil mi? Melahat Hanımcığım. Arabadan atıp durma bağ kendini de, boyozunu de. Yanlış şey yaptım. Al bakayım, al bakayım. Madem öyle ısrar edildi. Al bakayım. Heh, çeke tutmama da vereyim. Önüne bak ulan. Önüne bak dedi o. Burası Tuzgölü değil mi? Evet Melahat Hanım, Tuzgölü'dür. Ne kadar güzel bir yer ya. Ne diyorsun Melahat Hanım? Bizim ülkemiz komple baştan aşağı cennettir ya. Her yeri cennettir ama bizim Karadeniz'imiz başka bir cennettir. Ne diyorsunuz ya? Zaten bu Avrupalılar, Amerikalılar nedir? Koca koca gökdelenleri dikip hava atarlar. Ya bir gelin de bir Anadolu'muzu bir görün de. Bir bakın bir nasıl bir tarih vardır. Nasıl bir deniz vardır. Üç tarafı denizdir ya.
güzellik vardır, doğa vardır. Güzellik vardır. Ilgaz ilgaz, Anadolu güzelliği. Gevşek, çevir kafanı. Gece olmuş ya. İyi iyi. Yorulmuşum buraya sen geç. Ben kullanayım acık. İyiyim iyiyim. İyi. Yorulmadım daha. Yorulunca veririm sana. Ana. Arka taraf da bayılmış ya. Şşt. Acık sessiz ol da uyusunlar rahat rahat. Rize'ye girdiğimiz zaman uyandırırız hepsini. Rize'ye kadar mola vermeyeceğiz mi? Belki tuvalet için dururuz. Ya olur mu öyle şey? Bence ne yapalım biliyor musun? Biz bir otele çekem. Yatam uyuyam orada. Sabah tekrar devam ederiz yola. Rize kaçmıyor ya. O zaman ben acık uyuyayım. bir iki saat daha uyuyayım. Uyandığımda yer değişiriz, tamam? Olur, olur. Tamam, tamam. Yat sen, yat. Hadi bakalım. Memleketimi özledim be. Doğru. Sözünüzü dinleyin. Bir dinleyin de. Ben artık Erika istiyorum. O telefiki istemeyim de. Başlatma artık Erukan'a Merukan'a ha. Ben sana kaç defa dedim. Ben Alman gavuru gelin istemiyorum. Ben %100 yerli ve milli. Hatta %100 Safkan Rizeli gelin istiyorum. Anlatsın. Çönül dediğin şey böyle bir at sinan gibi bir şey yani. Karışamıyorsun ki nereye konduğunu. Kimi zaman Rize'ye konuyor, kimi zaman Alman'a konuyor yani. Baba sen de bari ya, şu bir közünün önüne gidin şimdi Erika'yla öbürünü. Sen o zaman hangisini seversin ha? Sus la! Ananın babanın sözüne itiraz olmaz. Allah o dilini bir taş eder. Ya bile kekeme çekirgeler gibi ke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 k
Gökgezim'in gönlünü alıp bizim karşımıza gelin adayı olarak getirdin, getirdin. Gerisini sen düşün. Ha, yoksa biz öldükten sonra rüyanda görürsün çay tarlalarını, evi, konağı. Ölmeden biz de bir hayır kurumuna bağış yaparız. Ha sen ondan sonra da o bayıldığın Almanya'da, fabrikada ömrünün sonuna kadar işçi olarak çalışmak zorunda kalırsın. Şu andan itibaren bir haftalık süren başlamıştır. Hı. Hadi hanım. Çok be estağfurullah ya. La o televiko benden devre dedi ya. Tenk yedirse iki kuşuk suda boğasak ben nasıl kandırayım o karıyı? Çöl benim çavukluğum oldu ya. Adamı tindini menden sigarıyla ha. Bezdim la bezdim ha. Şevket usta. Şevket usta. Şevket usta. Ne oldu? Ola yoruldun mu? Geç bakayım biraz park etti ben geçeyim o tarafa. Yok be ya yorulmadım. Senin bu Rize ne güzel yermiş ya. Ne diyorsun? Oy! Geldik de memlekete. Oy gelmişiz memlekete. Oy mavisine yeşiline kurban oldum. Yaradanım kavuşturdun beni memleketime şükürler olsun. Oy. Oy ya. Ya Fikret abla işte vallahi billahi çok haklısınız. Sizin buralarda bizim Ege kadar güzel vallahi. Karadeniz'imiz güzel dur. Cennet dur cennet. Gezdireceğim daha seni. Dur be gel burada. Dur, 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 dur. Ne oldu ya? Ne oldu? Bir şey mi çarptık? Ne oldu? Neden durdun? Yok Melahat Hanım, yok. Bir şeye çarpmadık. La baba, sen geç bakayım bu tarafa. Ben şimdi köye geldik. Ben köylüme, fındıklılara... Ulan bu Şevket Usta İzmir'e gitti oralara, havalara girdi.
Ondan sonra da kendisine özel şoför tutturmuş dedirtmem. Geç bakayım bu tarafa. Aşık olsun ya. Müstakbel damadım deyiverirsin ya. Şoför ne demek? Lan sen benim nereden müstakbel damadım olmuşsun ha? Sen benden kızı istedin mi? İstemedin. Ben verdim mi? Vermedim. Öyleyse sen benim müstakbel damadım sayılmazsın. Ben öyle köylüme palavra sıkmam. Haydi geç dedim bu tarafa. Gel bu tarafa. Hop. Haydi. Tamam. Sağ ol Arsun. Geç bakayım abi tarafa. Geç, geç. Ben memleketime geleceğim de. Hani Feride? Temel amca. Hani Feride? Ne oldu la? Ne bağırıyorsunuz? Şevket amca geliydi ha. Haydi karşılayın çabuk koşun. La Temel. Ha. Şevket'imle Fikret'im, Fikret'imle da Zeynep'im geliyor. Ay. Halife senin karşıla çocukları. Ben bacağıma bir şey geçirip ineceğim aşağıya. Çabuk gelin yoksa ben biliyorum seni nasıl giydireceğimi. Haydi haydi. Oy. Toprağım, evim, ocağım. Ay yaradanım sağa şükürler olsun. Ha toprağıma kavuşturdun beni. Ablacığım, ablacığım. Ya Fikret ablacığım bir kalk da ya. Ne diyorsun? Beni de ağlatacaksın da ya. Ha burası da işte bizim fakirhanemizdir. Çok güzel, çok, çok. Fakirhane mi? Ya burada 90 bölüm dizi çekilir. Ne dizisi ulan? Ne bileyim, Lazlar Vadisi, Sığacıklı Damat, Çay Kokusu. Sığacıklı geveze damadın. İçler acısı Sony. Nasıl olur? Doğru diyorsun ablacığım. Başrolü de kapar abi. Ha. Çok yetenekli duruyor. Baksana. Sağ ol vallahi. Tutmaz o. Ama bir şey diyeyim mi? Vallahi billahi çok güzel. Vallahi harikaymış burası. Melahat Hanım. Ya insana doğup büyüdüğü baba ocağı nasıl saray gelirse bizimki de o hesapta işte. Ama size bir şey diyeyim mi? Ben uzak kalsam. Vallahi ben de özleyeyim sadece. İyi buldum ha ortamı. Başlayayım mı? Ulan neye başlayacaksın? Deplasmanda dedin. Ta deplasmana kadar geldik. Ne olacaksa olsun. Ulan senin acelen nedir? Acelen nedir ya? Her şeyin bir zamanı, bir sırası vardır da ya. Bak nasıl da hazır. Elinde dur. Oy! Kimler gelmiş, kimler gelmiş? Teyzeciğim, rahmetli annemin ablasıdır. Oy kurban olsun, ben de sağ ol. Teyzesin. Nasıl özledim, nasıl, nasıl? Ver bir elini öpeyim, ver bir elini öpeyim. Oh, tavşan kanı, tavşan kanı. Allah. Çıkar öyle ana başından. Ulan şapkayla sofraya oturulur mu? Unuttun baba ya. He. Tövbe. Kendisi Almanca olduğu yetmemiş gibi bir de bize Alman gelin getireceğimiş. Ya tamam anacığım. Almanya'da doğdu ama sonradan Rizeli oldu ya. Ulan Nuri ne diyorsun sen? Sonradan Rizeli olunur mu hiç? Rizeli doğulur, Rizeli ölür de. Doğru diyorsun babacığım. Ama ben bu karıyı Hanöpür'de 8 ay Türkçe kursuna yolladım. Tudun örfümüzü, adetimizi her bir şeyi ezberledi ya. Üstelik nikah kıyınca çelimeyi sabit çedirip Müslüman olacak sevabı da var. Ama siz hiç müsaade etmediniz ki Alman da Alman. Bırakın da kız bir yüzünü tarafını köstürsün ya. Yazık değil mi ona? Kimler gelmiş, oho, kimler gelmiş? Benim İzmirli yeğenlerim gelmiş. Ne oldu da? Ne ettin enişte? Hayırdır? Enişte ne demek benim İzmirli yeğenlerim ne demek? Biz Rizeliyiz, Rizeli kalacağız enişte ne ediyorsun? Ya ne bizi Rize'den söküp atabilirler, ne de Rize'yi içimizden söküp atabilirler da. Şaka ediyorum, takılıyorum da. Yoksa hangi güç Rize'yi içimizden koparabilir ki? Ha bunu bileydim ya şimdi sarılabilirim da sağ. Oy oy. Kurban olsunlar sağ. Enişteciğim, enişteciğim. Ben anlamam. Ben %100 milli ve yerli gelin istiyorum. Heh. Tamam ulan kabul. %100 yerli gelin alacağım. Heh. Da
Bu gergin oğullarından Fiko şart mı? Evet şart dur. Ya karabildiğin deli anacığım. 46 raporu var ya. Onu senden ırttın Nuri. Evvelden aklı başında çok iyi bir kez idi. İki kere yüzüstü bıraktın kaçtın. Gönlünü kırdın, günahına girdin. Üstelik bizi de bütün köye rezil ettin. Şimdi onun nikahını alıp hem onun hem de bizim şerefimizi sen temizleyeceksin. Ne demişler? Vaktinde yediğin bütün o hurmalar. Çölüyü şimdi tırmalıyı bilir. Hani diyorsun ki yani şerefimizi, namusumu temizlemek için hayatını tehlikeye at diyorsun. Çit delikanlıyla evlen ya. Bu mudur yani? Budur. Teyzeciğim. He. Bak bak misafir getirdim. Seni Sığacık'tan komşum Melahat Hanım'la oğlu Deniz'le tanıştırayım. Ula Şevket, yoksa telefonda dediğin hayırlı iş bu kız mıdır? Uy, uy benim gelinim de tek de güzelim. Yok yok. Sarılayım. Gelinlik. Dur bir sarılayım. Dur la dur. Teyzeciğim. Dur bir gelinime sarılacağım. Şu güzelliğe bak, şu yanaklara bak. Ponçik, ponçik, ponçik. Teyzeciğim. Çok güzel teyzeciğim. Bir durma, dur. Helal olsun sana. Çok güzel bir seçim yapmışsın. Aferin ula. Güzelliğe bak, güzelliğe. Teyzeciğim, teyzeciğim. Sağ telefonda çıtlattığım o hayırlı iş benimle Melahat Hanım arasında değildi. Değil miydi? Değil. Şimdilik benimle Melahat Hanım arasında böyle bir hayırlı iş falan yoktur. Teyzeciğim. Şimdilik ne oluyor ya? He? Şimdilik ne oluyor? Şimdilik ne oluyor şimdilik? Şu anda yani. Tabii ki. Oğlum yani tabii. Ula Şevket, o zaman senin sözünü ettiğin bu hayırlı iş meselesi kiminle kimin arasındadır? Oğlum Deniz'le sizin güzel kızınız Zeynep arasında inşallah. Ula Şevket, niye baştan anlatmaysın doğru dürüst de kafamı karıştıraysın benim sen? Ama teyzeciğim sen riv beni bir dinlemedin ki. Dur bakayım. Öyle. Kız geç bakayım şu uşağın yanına. Dur bakayım. Geç. Emrinizdeyim. Maşallah. Pek de yakışmışlar maşallah. Maşallah. Heh. Teşekkür ederiz teyzeciğim. Az sonra isteme merasim var, oraya da bekliyoruz. Zeynep'im, gel bakayım abi böyle. Mecbur değilsin Zeynep. Gel bakayım abi böyle. Geç oraya. Bakayım halanla eniştenin arasına. Geç bakayım oraya, geç bakayım. Temel enişteciğim. Hanife teyzemin kocası Temel eniştemle tanıştırayım. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Hani tut. Hanife teyzemin kocası. Hiç. Yani nasıl heyecanlandım anlatamam. Büyük hayranınız. Hayranım mı? Allah aşkına mütevazılık yapmayın. Yıllardır fıkralarınızı dinliyoruz, anlatıyoruz. Ya hele şu Avrupalılarla maceralarınız. Yani bir İtalyan, bir İngiliz, bir de siz sağa sola böyle gidip geliyorsunuz falan. Vallahi ölüyoruz biz gülmekten. Deniz. Şaka yaptım. Hani ortam ısınsın. Hiç de komik değildi. Helal evladım, helal. Ula ne oldu? Ne gördün de dışarıda bu kadar korktun? Kırtlağıma su kaçtı. Ben sporda babaçlı yürüyüşe çıkıyorum. Size afiyet olsun. Ula ne oldu? Ne yedin de kalkıyorsun? Hiçbir şey yemedin ki. Bu şimdi böyle yeni tarz bir diyet anacığım. Yani geliyorsun, sofra hazır oturuyorsun, hiçbir şey yemiyorsun, kalkıyorsun. Biraz sonra yürüyünce vücutta çera, çile ne varsa gidiyor yani. Sana da tavsiye ederim, dene bir ara. Git bakalım, şapkayı da. Şapkayı da alınca onu dışarıda takarım ben. Hadi bakalım. Tövbe estağfurullah, ben anlamadım onu. Hallo! Ne halosu da ne halosu? Ben olmuşum halo, çeşe böyle.
Bakıyorum da hiç özleyemedin beni Nuri. Çok özledim yemin ederim. Buraya sürdü çöpe kadar sağma. Yürü kızım kimse görmeden saklan. Haydi buyurun. Geçin ha böyle buyurun buyurun. Geçin buyurun. Dur bakayım. Ay Zeynep, eviniz ne kadar güzelmiş. Beğendiniz mi? Çok. Eski herhalde değil mi? Çok eski. 300 yıllık var değil mi? Evet. Haydi haydi taşırsın. Haydi bakayım. Bırak alacağım. Dur bakayım. Şevket uşağım. Söyle ablacığım. Ha şimdi sadece de bana dedin ki, ha ben bu prensa uşağı Zeynep paçasını vermeyeceğim. Ha biz bunları niye getirdik buraya? Sen fikir mi değiştirdin? Verecek misin Zeynep paçasını ha bu prensali uşağı? Hayır ablacığım, vermeyeceğim. Oy nenem lay 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 lay. Ha benim kafa yandı. Anlamıyorum ben. Ha madem vermeyeceksin, ha bu insanları niye getirdik de biz buraya? Ablacığım. Ta başından deseydim ki Zeynep ben seni vermeyeceğim, o zaman Zeynep üzülecekti. Bana da küsecekti de. Sağ ol, sağ ol. Tut bakalım şunları. Oğlum. İklim sert, insan da sert, normal. Yani Ege'de herkes böyle yayım yayım oturur. Ama burada bakıyorum, maşallah çalışkansınız. Nasıl? Renklerin uyumunu görüyor musun? Atlamam. Önemli şey giyinmek. Sağ ol annem. Ben de bu arada. Gel bakalım deniz efesi. Senden Karadeniz uşağı olur mu diye çağırıp onu böyle sıkı bir kamp döneminden geçirip muhterem anacığından emdiği sütü fitül fitül burnundan getireceğim. Ha, ne zannettin? Aşkımdan, sevdamdan vazgeçmedim. Sevdiğim erkeğin peşinden geldim. Harbi mi diyorsun kız? Sen beni bu kadar seviyor musun? Evet, seviyorum tabii. Hem ne yapsaydın Nuri? Annenin, babanın, baban beni istemiyorlar diye vaz mı geçseydim senden? Yok canım, şimdi benim gibi özel bir adamı bulmuşsun. Yani niye vazgeçeceksin değil mi? Hadi gidelim. Gidelim. Hep böyle el ele geçelim annenin babanın karşısında. Bir şans bize daha isteyelim. Hem bu sefer %40'a varan benim başlık paramdan indirim yapacağım. Onlar da bunu duyunca kesin onay verecekler evlenmemize. %40'a varan indirim ha? Evet. Yemin edeyim harika bir teklif. Hadi gidelim. Dokuzum dokuzum. Ha böyle anamın babamın karşısına çıkarsa hayatta kabul etmezler. Niye ki? Çok Almansın. Bas. Çok Alman mıyım? Yani seni onça birize pacısına çevirmemiz lazım ki anamın babamın karşısına çıkabilirim. Bas. Sen şimdi... Ki burayı sakla, kimselere körükme. Ben olayı çözüp çöleyim. Tamam. Allah'ım niçin abardı bizim ya? Vallahi Temel amcacığım mahcup olduk, zahmet etmişsiniz. Ne gerek vardı bu kadar şeye? Yok kızım, sizin için özel bir şey yapmadık ki. Bu bizim her sabah yediğimiz şeylerdir her gün. Her sabah hepsini. He. Ya anasını. Ya şimdi Rize'ye gelmişsiniz. Yani bir Rize kahvaltısı yapmadan nereye gideceksiniz? Olacak şey midir ya? Olacak iş mi canım? Rize kahvaltısını ederiz. Ardından Zeynep kahveleri pişirir. Şu kız isteme işini aradan çıkarırız. Değil mi? Tabii tabii. Tabii. Onu da hallederiz. Bakın, kahvaltının as solisti de geldi. Getir teyzecim. Uy, ay yaşa. Onu da alacağım oradan. Abone al, aman dökülmesin de azıcık yardım edin. Ay yandı. Aha da geldi as solist. Ne bu? Kavurma. Kavurma. Yağlı yağlı. Bayram mı geldi? Sabah sabah. Tabii.
Yani bizim soframızdan, kahvaltı soframızdan kavurma eksik olmaz ki. Her zaman baş köşede dur. Efendim? Biz mahcup oluyoruz. Şimdi siz bu kadar şey koymuşsunuz. Arabada boyoz vardı ya. Boyoz vardı. Getirsin, getirsin. İyi verelim. Biz de onu ikram edelim. Kötü olur. Otur yerine dedim. Yok zaten tam kalkmamıştım. Yarısı yerde. Karadeniz sofrasında boyozun ne işi vardır? Olmaz öyle şey. Ben ama bir kere sağ çıktı denediydim. Bizim boyozdan sizin mıhlama güzel gidiyor. Böyle dalıyordum ben tam. Olmaz dedim ben de. Benden bu kadar. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Hepiniz evet. Ziyade olsun. Hadi bakalım iyi değilsek şu kız isteme işine geçelim artık. Bir dakika ya. Daha ne yediniz ki ya? Bak 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 bak. Her tarafı ya. Bu nedir ya? Tabaklar doludur. Hiçbir şey yememişsiniz ki. Melahat Hanımcığım azıcık daha kavurmadan vereyim ben size. Abla gerçekten çok teşekkür ederim. Benim bünyem alışık değilim. Bana ağır geliyor. Biz alışmışız tabii. Boyozdur, gevrektir, simittir, domatestir. Ya filan zeytin. O yüzden. Zeynep. Biliyorsun annem de ben de orta içiyoruz. Hadi bakalım. Biliyorum. Hazırlayayım ben. Ben de tam Ömer'i arayacaktım. Ablacığım bak unuttuk da ya. Uşağı bıraktık sağcıkta. Ben de Dursun'u arayacağım. Çık bakalım. Dur bakayım bir telefon edeyim ben de. Müsaadenizle. Dursun. Ben de Derya'yı arayayım değil mi? Arayayım bari. Ara bari. Zeynep senin baban vermeyecek seni bana. Ayak sürüp duruyor görüyordum. Verecek. Yani eninde sonunda verecek. Yeni geldik ya biz şimdi buraya böyle bir kargaşa harala gürele. Böyle bir kahvaltılar, yemekler, onlar bunlar. Sonra hallolacak bir şey. Ya kavurma da yiyip duruyor ağırlaşam uyuyam diye. Biz bilmiyoruz mu ya bunları? Halledeceğim ben ya. Ben halledeceğim, çözeceğim ben bu işi. Güven sen. Kalk hadi. Nereye? Kalk bir yere götüreceğim ben seni. Hadi kalk yakalanmadan hadi. Bir şey olmaz değil mi? Ay çok güzel Derya. Bura çok güzel. İnşallah sen de görürsün kızım benim. Tamam annem hadi. Allah'a emanet ol kızım. Hadi fındık burunum benim. Canım kızım benim. Hadi öpüyorum seni. Melahat Hanım, nasıl buldunuz bizim köyümüzü? Sen mi söyle? Ay, çok güzel. Çok güzel Şevket Usta. Vallahi bayıldım. Sen bir şey diyeyim mi? Ben seni şimdi çok daha iyi anladım vallahi. İnsan özlemez mi burayı? Ben olsam ben de özlerim. Çok özlenir, çok. Melahat Hanım, hadi atlayalım arabaya. Size bir güzel böyle etrafı bir dolaştırayım. Gezelim mi diyorsunuz? Tabii gezelim, tabii güzel Rize'yi. Vallahi iyi olur da. Hele ki bizim bir zil kalemiz vardır. Yani orayı görmeden ölmemek lazım. Ay eminim çok güzeldir. Gidelim gidelim de. Ya Şevket Usta, şu kız isteme işini nasıl yapacağız? Şimdi gündüz gözüyle bir etrafı bir dolaşalım. Akşam olduğunda zaten böyle işler akşamları olur. Siz gelirsiniz, kızı istersiniz artık. Doğru değil mi? Bu işler akşam olur. Doğru. Hadi gidelim o zaman. Haydi. Haydi o zaman. Buyurun. Hayda. Ula bu uçakla nereye kayboldu ikisi birden? Ya Laz kızım nereye gidiyoruz ya? Yani? Ya ne soru sorma ya. Bir özel takip et. Zaten halama babama yakalanmadan dönmemiz lazım. Ya işte ben de onu diyorum ya. Bir an evvel dönem de bir babanı falan kunduna getirsem ben. Bir yerde seni isteği versem kurtulsam tamam mı? Kız evi, Laz evi de. Yani fazladan az da aşık sandırım. Ha işte geldi. Nereye geldin? Geldik. Köprüye gelmişiz. Kaçıncı köprü oluyor bu?
Deniz'e dalga geçme. Ya bu köprünün yeri ayrı benden, önemli bir yerde. Niye? Çünkü bu köprü sen bana getirdin. Beni sana getirdin. Nasıl yaptın onu? Ben İzmir'e gelmeden önce hani buraya gelip bir dilek çizmiştim. Allah'ım sen benim yolumu açık et. Böyle karşıma insanın da işin de hayırlısını çıkart. Oralarda çok mutlu olalım. Çok güzel günler görelim. Sonra böyle bir gün beni gerçekten çok sevebilecek. Benim de gerçekten çok sevebileceğim birini çıkart karşıma. Helal olsun lan sana taş köprü. Kral köprümüşün. Deniz. Ben sana bu köprüde söz veriyorum. Seni böyle hayatım boyunca çok 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 fazla seveceğim. Yaz kızı. Ege. Hadi gidip seni isteği verem yaz kızı. Ne olursun ya. Vallahi durum artık kötü benim. İyi değilim yani. Hop diye bırakacağım kendimi. Allah korusun. Deme öyle bir şey ya. Deme. Ben de seni annemle tanıştırayım mı? Tanıştır. Temel enişteciğim. Ha. Bizim Zeynep'i gördün mü? Nerede gördün mü? Ya enişte nerede gördüğünü bilsem ben sana sorar mıyım? Ula belki Zeynep'e yeni bir haller oldu. Onu gösterecek olsun bana. Köy meydanına yapılan çeşmeyi gördün mü? Çok güzel olmuş. Değiller ya. Aynı onun gibi. Enişteciğim ben sana bu soruyu sormadım. Ula zaten sen bana bir şey sormadın. Nasıl sormadım? Sormadın. Nasıl sormadım? Melahat Hanım, siz bana niçin gülüyorsunuz? Yok yok, ben size gülüyorum. Ya ben ilk defa bir Karadeniz fıkrasını böyle yerinde canlı canlı izleyince... Tamam tamam, siz bana bakmayın, kusura bakmayın. Bunlar nerede duruyor ha? Anneciğim. Seni müstakbel damadımla tanıştırmak istiyorum Deniz. Merhaba anne. Deniz'le annesi beni istemek için buraya geldiler. Babam verirse, yani her şey yolunda giderse... biz bu önümüzdeki yaz evleneceğiz. Merak etme. Zeynep'im bana emanet. Gözüm gibi bakacağım ona. Çok seveceğim. Ömrümün kalanını ona adayacağım. Gözün arkada kalmasın. Nur içinde huzurlu uyu. Annemle tanıştırmak istedim de. İyi ettin kızım. İyi et. Ömer'imi dünyaya getirdikten sonra vefat etti. Çok da genç vefat etmiş. Başınız sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Ama Şevket Usta, ne güzel çocuklar yetiştirmişsin bak. Hem anne hem baba olmuşsun onlara. Ben eminim cennette senden gurur duymuştur. Sağ olun Melahat Hanım, sağ olun. O zaman yani
gidip Zeynep'i isteyelim. Hani mutlu olduğunu görsün Fadime anne de, o da mutlu olsun. Siz bilirsiniz. Haydi, haydi. Haydi bakalım. İntikamımı almaya devam edeyim. Ha bu yılan Nuri'den. Dünümüzde garartı var. Şu gelin kayık midir? Ben özledim yarimi. Ağlasam. Nuri! Fiko? Oy. Allah'tan başka bir şey isteseydim keşke. La Fiko, senin ne işin var burayı? Ha ne demek hamsi kafalı, senin ne işin vardır burada? Ha ben doğma büyüme Rizeli Karadenizliyim. Ha bu köyde büyüdüm. Aslında senin ne işin vardı? Hı? Ne oldu? Erika seni terk etti de oteli sattı, daha buraya mı geldin? Ne satacağım mis gibi oteli ya? Geldim buraya anamı babamın elini öpeceğim, döneceğim sadece ya oteli. Ha anam babam daha seni evlatlıktan reddetmedi mi? Bir hafta içerisinde Fikret Kazım'ın gönlünü alıp bizim karşımıza gelin adayı olarak getirdin, getirdin. Gerisini sen düşün. Fikocu. He, benim adım Fikret Dur. Peki, Fikret Su, hani diyorum ki acaba biz bizi bir şans daha mı versin? He? Anlayamadım. O ne demek bu? Yani diyorum ki, geçmişe bir sünger çeksek, acaba pida mı dönüşsek? Salla ben. He. La bu ile ani şeyler yapma, yürüme neydi da? Ooo, ya salla ben. Hiç güleceğim yok de. Hala da yok. Siz sinirlenince ne kadar güzel oluyorsun. Nuri, bir şey diyeceğim. De bakayım. Ha diyorum ki, ha şu köprünün yanına bir gelsene, bir şey deneyeceğim. Baba bak, yılan Nuri. Ha iki dünya bir araya gelse, değil biz seninle sevgili olmak. Düşman bile olamayız artık. O da benim senden alacağım intikamımın ikinci taksiti kaldı. Onu alacağım. Ha bundan sonra çok eğleneceğiz. Daha eğlenecek çok günümüz vardır yılan Nuri. Ne don Metto? Çok eğleneceğiz. Yok. Bu deli figop seni hayatta affetmez. Benim ne edip edip Erika'yı babamın çözüne sokmam lazım. Yoksa mirastan sırrını kalamam. Şimdi... Hah, Melahat Hanım. Burası aynı zamanda biliyorsunuz bizim serenderdir ve misafirhanemizdir burası. Siz burada kalabilirsiniz. Tamam, çok güzel. Deniz Uşağım. Ya ne dur hemen acele ettin ya? Sen de bana bak. Şurada çok güzel odamız var. Orada kalacaksın. Yanında da banyo tuvalet vardır. Mühim değil. Yerde de yatarım. Oğlum her şeyin bir vakti var. Bir dur. Şimdi bir gezeceğiz. Akşama yapacağız bu işleri. Ne gezmesi ya? E tabii. Ben size Rize'mizin dünyaca ünlü yerlerini dolaştıracağım daha. Bir dur. Ya gezeriz. Gezeriz de. Yani işimize konsantre olsak ha? Yani bir odaklansak, ne için geldiğimizi unutmayalım. Nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz, ha? Bunları unutmayalım. Tamam, bir şey mi dedik ya? Tamam da, azıcık yavaş yavaş. Hadi biz de gidelim, halan halan. Hadi, görüşürüz. Hadi canım. Oğlum sen de biraz ağır ol ya. Akşama yapacağız işte, güzel güzel gineceğiz. Buralar çok güzel, azıcık gezelim ya. Anne 2000 kilometre geldik ya. Ne acelesi ya. Biliyorum oğlum, biliyorum. Sen benim küçük çanta vardı arabadan. Onu getiriver yukarı bir. Hadi, hadi. Şuna bir yanımda dursun. Allah'ım yarabbim. Hadi bakın. Thank you.
Ne çıktın kız orayı? Ya aşağıdaki canavar beni yemesin diye yukarı çıktım Nuri. Bu mu canavar? Ya ben aşağıda otururken bana resmen saldırmaya çalıştı. Bildiğin inek la bu, kimseye saldırmaz, deli misin sen? En fazla yalamaya kakar o kadar yani. Hadi kel aşağı da şu sana aldığım kıyafetleri bitene. Aa, bana hediye mi aldın? Gel! Gitti kara. İni gel. Nuri. Bir şeyin var mı bebeğim? Hediye aldım. Ya sizin köyde AVM'de mi varmış? Ya keşke söyleseydin de birlikte gitseydik AVM'ye. Ben kendime seçerdim. Hediye mi? Hadi ki. Ya anne, biz gezi gözlem kolu muyuz? Ne diye böyle sürekli gezip duruyoruz? Otursak adam gibi şu kızı istesek. Ya oğlum, kırklığın başı buralara kalkıp gelmişiz. Hava aydınlıkken azıcık gezip görelim ya. Hem ben konuştum Şevket Usta ile ya, sen merak etme. De, sen bunu niye yanına aldın? Ne olur ne olmaz. Yolda bir yerde Pundar'ı getir, listeyi veririz kızım. La, akşam yapacağız dedi adam ya. Ha, değil mi? Akşam dedin. Sen... Dözdükten sonra bu iş tamam dedin değil mi? Değil mi? Hangi iş? Kız isteme işi. Ha o iş. Tabii tabii. Önce bir gezelim, şu işi bir halledelim. Onu da hallederiz ya. Haydi çabuk çabuk. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi atlayın. Hadi. Tabii canım, hallederiz o işi. Çok tatlılar ya. Kızım. Pence super olmuş. Geçin Melahat Hanım, buyurun. İşte bu da bizim zil kalemiz. Ay çok güzelmiş. Siz daha bir içerisini görün. Oradan bir vadinin manzarasını görün. Uy doyamayacaksınız. Haydi, haydi hemen çıkalım. Haydi. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Ulan sen neredeydin Nuri? Neredeydim anasın? Buradaydım işte. Ulan 2 saat oldu yürüyüşe çıkalı. Nereye yürüdün ha bu kadar? Yaylaya mı çıktın da geri indin? Yak canım, ne yaylası? Sizin için yerli ve milli, üstelik %100 yerli ve milli çelim bakındım. Gelin mi bakındın? Bir tane de çok güzeline denk geldim. Kaptım ki dedim onu burayı. Hani nerede bu gelin? %100 yerli ve milli gelinimiz Refika'yı takdimimdir. Refika, meine Schatzi. Gel benim bir tanecik fındığım. Uy, anneciğim, babacığım. Verin şu mübarek elini. Mübarek ellerinizden. Öp şimdi. Mübarek elinizi öpüyorum. Başına da koy. Bir de sonuna da de. Da. Anneciğim. Da. Da.
kadar güzeldi değil mi? Çok, ha, çok. Vallahi Allah razı olsun. Şimdi nereye gidiyoruz? Anne, sende de bazen saçma sorular olur. Nereye gideceğiz? Eve gideceğiz. İşlerimiz güçlerimiz var değil mi? Gerçi çiçekler acık solmuş ama sürüncemeden olur. Önemli olan niyet. Olur mu hocam? Her Rize'ye gelinir de Badara yaylası görülmeden ed olur mu? Yaylaya gideceğiz. Yaylaya mı gideceğiz? Evet, yaylaya gideceğiz. Badara yaylası dünyanın en güzel yerlerinden biridir ama buraya kadar gelmiş ben. Vallahi ne kadar isteklisin ya bazı şeyler için Zeynep. Çok yardımcı oluyorum. Hadi, hadi hocam. Hadi Melahat Hanımcığım, gidiyorum. Ya haydi de oyalanmayalım Melahat Hanım. Haydi. Haydi buyurun, buyurun. Siz önden buyurun. Boş bulun Zeynep, boş. Zeynep, pardon. Hadi bakalım. Bismillah. Hadi bakalım. Şşş bak. Anneciğim. Babacığım. Bu nedir? Laz böreği, un, böreği un. Hem de sizin için kendi elleriyle yaptı. Bula bunun içine ne koymuşsun? Kızım peynir mi koydun sen mahalle böreğin içine? Peynir mi? Evet, Laz böreğiyle bizim Almanya'nın... Keze kuchen'ı yani cheesecake'i karıştırdım. Karıştırdım yani. Böyle de çok güzel olmuş tadı da. Aman erika be ya. Çözünü seveyim, çel süreyim bir dakika ya. Ben sana ne dedim? Laz böreği dedin dedim. Bu ne böylesini ben ötürü Almanya'dan peynir koydum da çizgiye de... Ben sana böyle bir şey demiyorum. Laz böreği dedin dedim. Açtım önüne fikriyi verdim da. Hayır burada ne ödüyorsa sen de aynını et dedim. Neden etmiyorsun? Benim için de tanıyorsun sen. Ama kendimden de bir şey katayım dedim da. Katma. Yok. O ne dönü? Alman hiçbir şey yok. O ne dönü? Sen artık %100 milli ve şerli Rize çevirirsin. Bunu kafana koy. O kadar. Kötüsünü yap şunun doğrusunu. Bak o videoda ne yapıyorsa onu yap. Uydurma bir şey. Yani seni gelin olacağı için bir heyecan ya. O zaman da saçmalıyı tabii haliyle. Burası sıcak mı oldu ya? Mis gibi yayla havası. Haydi gelin sizi bulutların üstünde yürüteceğim. Tamam. Gelin. Hadi gidelim. Ay. Oy ne oldu? Ay yerde ıslak ayağım kaydı. Affedersiniz pardon. Ha, rica ederim canım. Koluma girin daha. Girin girin. Girin daha Melahat Hanım. Tutayım ben şöyle sizi. Haydi. Dikkat edin kaymayı. Devam edelim. Kola girilecekse hadi bakalım. Zeynep'im gel bakayım sen daha bu koluma gir. Gel bakayım. Thank you.
Anneciğim. Babacığım. Akşama hamsili pilav yapacağım. Yersiniz değil mi anneciğim, babacığım? Yeriz. Ben o zaman bahçeye gideceğim. Biraz işlerim var, onları yapacağım. Da. Da. Boşuna uğraşma Nuri. Ben bu Alman gelini istemiyorum. Ya biraz zaman ver anne ya. Peki zamanla alışırsın. Hiç zannetmiyorum. Ben biraz sanıyorum. Ha. Gibi oluyorum. Ama ben de sonra sanmıyorum. Ay ne iyi oldu da geldik vallahi. Mis gibi yayla havası. Oh. Oh. Nefes aldık. Ne diyorsunuz Melahat Hanım? Olmaz mı ya? Bizim bu yaylalar oksijen deposudur. Herkese iyi gelir. Hadi bakalım. Ablacığım, ya karnımız acıktı da. İyi dedin uşağım. Ha bu yaylaların temiz havaları, oksijenler benim de karnımı acıktırdı. Yiyelim, yiyelim. Gidelim bir yerde bir şeyler yiyelim. Melahat Hanım siz de acıktınız değil mi? Oksijen karnını acıktırır insanın. Ya vallahi ayvulcukum acıktım azıcık. Ben de yerim bir şeyler vallahi. Sizin minerinizde kurt mu var ya? He? Sabah yeni kahvaltı ettik. Ne oluyor yemek 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 yemek? Annemin çantada boyoz var. Herkes birer tane alsın katık etsin. Boş hamur. Lık 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 tutar midenizi. Hadi bakalım şu işi bağlayalım. Valla ben diyorum gidelim ha böyle deniz kıyısında ya da dere kenarında şöyle güzel bir Karadeniz yemeği yiyelim diyorum. Bu da değil ki. Gidelim boyoz yiyelim. Manzaralı manzaralı olsun yiyeceğimiz yer. Melahat Hanımcığımız da azıcık gezdirelim gösterelim değil mi? Değil hadi mi bakalım. Ablacığım? Haydi Melahat Hanım. Haydi. Haydi. Ben demek boyoz yiye yiye bu hale geldi. Hadi bakalım Zeynep bahçesi yürü. Gel hadi bakalım gel gel. Senin akşam artık yani ne diyeyim ben? Hadi. Vermeyecek. Verecek hadi. Verecek. Afiyet olsun. Oo, bu ne? Sebzeli hamsi. Kapça diyoruz biz. Çok güzel. Çok güzel. Ya Allah'ın işine bak. Olacak iş değil. Tam kız isteme pozisyonunda oturmuşuz. Allah'ın gücüne gitmesin hazır oturmuşken. Ne diyorsunuz? Deniz uşağı. Sen nedir ya bütün gün üstünde çiçekle dolaşıyorsun? Ha? Bu nasıl bir iştir? Nerede görülmüş böyle herkesin ortasında lokantada... Kız istendiği nerede görülmüş abla? Vallahi bilmiyorum bir deneyem diyorum işte yani bir yeniliklere açık olalım inovasyon diyorum. İstenmez dedim Betto. Tabii canım doğru diyor. Hem yemeğimizi de yedik güzel güzel gideriz üstümüzü değişir kızımızı hemen isteği veririz. Değil mi Şevket Usta? Tabii tabii. Tabii. Haydi da haydi buyurun afiyet olsun. Durun. Bir fotoğraf çekeyim.
gerek getirmiş mi? Zehir gibiyim, zehir. Abla, dün ben de üstümü değişeyim, ondan sonra geleyim hemen. Biz de hazırlanırız o arada, tamam. Hadi, hadi. Nevketum. Uşağım. Anne çabuk ya, çabuk çabuk. Ya oğlum dur, geliyorum. Hadi Allah, hadi Allah. Hadi, oyalanma. Tamam, dur. Ya anne inanmıyorum ya, heyecandan öleceğim şimdi. Resmen kız istemeye gidiyoruz ya. Hadi izin inşallah. Yalnız oğlum sana bir şey diyeceğim. Biraz ağırdan al. Ne yapıyorsun sen böyle? Vallahi çok belli ediyorsun hevesini. Doğru. Yani onlar kızını veriyorsa ben de oğlumu veririm canım. Doğru, doğru. Allah Allah, doğru. Sen kahramansın. Doğru. Ağır ol. Doğru. Ben kime diyorsun ya? Koşmasın ya Deniz. Aman yarabbim, beni de koşturma peşinden. İyi akşamlar. Merhaba. Siz yemek mi yiyorsunuz? Hoş geldiniz Melahat Hanım. Ha, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Hanife teyzemle Temel eniştecim akşam yemeği hazırlamışlar. Hadi buyurun geçin. Gene mi yemek yiyeceğiz? Daha yeni yedik ya, restoranda. Onu öğlen yemeği niyetine yemiştik. Bu akşam yemeği dur. Ya biz kız isteyecektik. Ya canım, çorbalarınız soğuyacak. Bir yemeğinizi yiyin, şekeriniz bir ayarına gelsin. Ondan sonra kızı istiyorsunuz. Buyurun, buyurun. Hadi buyurun. Hadi buyurun, buyurun. Hadi, geç hadi. Bakalım. Buyurun, buyurun. Gel, hadi. Hadi oturun. Yeni diyelim. Geç. Biz başladık, bekleyemedik, acıktık. Hadi çorbalarınızı soğutmayın, yiyin siz de. Ha uşağım, hadi bakayım. Kızım ha. Hadi. Hamsili pilavımız da geldi. Ellerine sağlık bir denem. Afiyet olsun Nuri'cim. Bunu sen mi yaptın ka? O yaptı tabii, anasını başka kim yapacaktı? Çalmalar duyacaklar. Al bunu, ver onu. Daha bak, bu gece buraya hamsi pilavı çetirdiğinden kimsenin haberi olmayacak, pozucunuz ha. Tamamdır abi. Hadi yürü, yürü, yürü. Hadi afiyet olsun. Eline sağlık yelunum. Kız hamsili pilavı çok güzel yapmış da. Sen böyle böyle güzel pilav yapamıyorsun Fadime. Ne? Yani o kadar da abartmayalım istiyorsan babacığım. Yani annem kadar yapması mümkün değil. Ama en az onun kadar iyi yapıyor. Demek yeterli bence. He. Yani senin de sağlığın açsın bana. Merak etme de müstakbel damadım. Merak etme ya. Birazcık sakin ol. O kadar zaman bekledin. Yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. İyi akşamlar. Kızım çok teşekkür ederim. Eline sağlık. Afiyet olsun. Hadi ver Emir, sallanmadan. Çat çat dağıt ver. Hadi hadi. Ay, sağ olasın. Afiyet olsun. Eline sağlık. Afiyet olsun eniştem.
babacığım. Teşekkür ederim. Canımın içi, teşekkür ederim. Efendim, sebebi ziyaretimiz malum. Ya anne, sebebi ziyaretimiz herkes biliyor zaten. 2000 kilometre yol gelmişiz. Allah'ın peygamberini seviyorsan şöyle şakkıdanak vur suratlarına, soruyu bakalım ne diyecekler. Oğlum niye lafı ağzıma tıkıyorsun ya? Ben de bir tadını çıkarayım, o kadar yol geldim. Bir giriş yapayım, dedin mi? Doğru, haklı. Hadi. Şimdi efendim, dediğim gibi sebebi ziyaretimiz malum. Biz güzel kızınız Zeynep'i Allah'ın emri peygamberin kavliyle aslanlar gibi oğlumuz Deniz'e... Uy, bu koku da ne durdu ha? Ya başlatmışım mı kokunu? Demen amca fıkranın içinde değiliz. Ha bak bir laf konuşuyoruz ya. Bastırma lafı. Biz kızımız Zeynep'i... Aynen. ...oğlumuz Deniz'e... Ha bir yer yanay. Ne diyorsun? Koku geli. Ulan çaylıktaki depo yanayı daha bak buraya. Bakayım. Ne? Uy, Şevket uçağım bak yanay. Ne diyorsun? Depo yanay. Bak yeni mi yanıyor? Koşun. Tamam mühim değil ya, yanar söner bir şey olmaz. Allah Allah. Babacım istiyorlar. Ya ver. Ya ver. Ya kızı ver. Hay Allah'ım ya. La baba dönün. Ulan ne oturuyorsun orada? Filin ta gibi delikanlısın. Yangın çıktı da gel yardım et de. Zeynep'i... Yangın çıkıyor, o çıkıyor. Ama ne olmuyor, iki zamanında yetiştiniz de iş büyümeden hallettiniz. Sen de bu ara itfaiyeci oldun, her yangına atlayıveriyorsun. Oğlum bak bir daha öyle bir şey olsa bekle başkası koşsun. Neye bakıyorsun sen? Kendime az çimde ağaç bakıyorum. Tövbe! Ne biçim konuşuyorsun oğlum? Allah Allah, Allah korusun. Tövbe de. Ya biz ne zaman bu hale geldik ya? He? Biz ne zaman bu hale geldik ya? Biz ne kadar baht fakir olduk ya? Ya biz nasıl böyle olduk ya? Sen sadece en ünlü restoranın sahibesiydin, işler buldun. Ben mühendistim, geldim, ta Londralara mı gideceğim derken... ...olduğum işte 3 tane duvar yaptım, 3'ünü de kırmak zorunda kaldım. Tabi kız alam diyoruz, Rize'ye kadar geliyoruz, kız alam diyoruz. Her yer yanıyor ya. Oğlum dur, duyulacak. Dur sen, dur. Bitti mi isyanın? Bitmedi. Tamam anne, bak şimdi. Her gün yeni bir gün. Sen şimdi git bir güzel elini yüzünü yıka, temizlen. Yarın sabah kalktığımızda kahvaltımızı ederiz. Kızı da isteriz. Bu iş yarın tamam. Yapma öyle. Hadi kuzum. Hadi tamam huysuzum benim. Hadi. Hadi bakayım. Hadi gir yat bakayım. Tamam gidiyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum oğlum. Kızım. Müsait birisi gelebilir miyim? Müsait babacığım gel. Gel tabii. Zaten ben de senin yanına gelecektim. Gel. Otur. Allah Allah. Ben sana iyi geceler demeye geldim de sen niçin benim yanıma gelecektin? Ben... Baba... Sen benim Deniz'le evlenmemi istemiyor musun? Kim? Ben mi? Evet, sen. İstemiyorum. İstemiyorsun. Senin Deniz'le evlenmeni istemiyorum. Babacığım, soruyu böyle parçalara ayırınca zaman kazanmak istiyormuşsun gibi oluyor ki kazanıyorsun da ona lafım yok. Ama böyle hani biz bu insanları böyle oralardan buralara kadar getirdik, sürükledik. Hani sen eğer benim Deniz'le evlenmemi istemiyorsan bunu böyle açık açık söylesen de biz bu insanların vakitlerini boşa harcamasak diyorum ben. Benim kimsenin vaktini boşa harcayacak zamanım yoktur. Yok ben sabahtan beri bir türlü istenemedim ya o yüzden dedim. Yangın çıktı da çaylığın ortasındaki bagenide, depoda yangın çıktı da. Nasıl yapabilirdim? Yani sanki dersin ki Zeynep senin bu tavrın dersin ki sanki kibriti ben çaktım da yangın. Ben mi çıkarttım yani? Ben mi çıkarttım? Bizim bagenin arka tarafındaki tahtaların üstüne abi benzini boca edersin. Evet abi. Ben ne zaman ki sağ fenerinden işareti çaktım sen de kibriti çakarsın da. Tamam tamam Şevket abiciğim tamam. Evet nasıl da hazırız ya? Merak etme müstakbel damadım merak etme ya. Ya ne etseydim? Yani bıraksaydım da yansaydı da. Yani dedelerimizin konağı alev alev gözümüzün önünde cayır cayır tükenip kül olup gitse miydi Zeynep'im? Tabii ki yanmasın.
Sen de çok haklısın babacığım, anlıyorum. Ama insan düşünüyor. Yani böyle üst üste bir sürü badireler, bir sürü olaylar falan yaşanınca ben de ister istemez bir düşündüm. Acaba dedim benim babam evlenmemi istemiyor da o yüzden böyle Deniz'i kaçırmak için şeyler mi yapıyor diye düşündüm. Ya kim, ben mi? Yine bak aynı şey yapıyorsun yine. Ne yaptım şimdi? Ya haydi yat da artık ya, uzatma da ya. Ben sana açıkladım durumu, değil mi? Seni seviyorum baba. Ben de seni çok seviyorum. O zaman yarın herhalde sabah kahvaltıdan sonra beni isterler diye umut ediyorum ben. Yarın kahvaltıdan sonra bakacağız artık seni. Hayırlı geceler. İyi geceler baba. Geceler. Haydi canım. Haydi iyi geceler. Hadi. İyi geceler. Hadi bakalım, yarın ola hayrola. Kalk hazırlan. Haydi bakayım. Kızım Meryem, bu saatte mi? Olur olur. Lan, ne alakası var? Ya ne kaldırıyorsun o zaman sabahın köründe? He? Jetlag mı oldun buraya gelince Şevket Usta? Lan bana bak, biz her gün sabah şafak vakti kalkarız ayağa. Kalk dedim, haydi bakayım hazırlan, çıkacağız dışarı. Niye? Nereye gideceğiz? Paloğa gideceğiz da. Haydi bekliyorum seni aşağıda. Hadi bakayım. Bak. Tamam, geliyorum, geliyorum. Geliyorum 5 dakikada. La Deniz, al bakayım abone. Haydi atla da. Ne ediyorsun ha buraya? Haydi. Ya kaptan. Ne dur? Şu balık işini de hallettikten sonra. Eve gideriz, hemen bir kahvaltı ederiz. Ardından da şu kız isteme işini bağlarız, değil mi? Oho, ne diyorsun ulan sen? Biz akşama kadar ancak deneriz. Ne diyorsun sen? Akşama mı? Ya akşama tabii. Kahvaltı bende dur, merak etme. Şu ağları bir hayırlısıyla atalım. Ben zaten size muğlama yapacağım. Haydi. Haydi, haydi. Ha bu halatı bir sökün de. Haydi. Haydi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Vallahi bilmiyorum, doydum. Yemekten bezdim, uy. Ben demin uy mu dedim? Vallahi dedin anneciğim. Dedim. Uy dedi. Dedim demem. Tövbe tövbe. Üpcem bozuldu. Cam bozuldu. Şöyle oldu. Yani ben alışkın mı? O yani bizim oranın konuş, yani kendi bildiğimden şaştım. Ben onu diyorum. Melahat Hanımcığım, Karadeniz dilinden daha güzel bir dil mi vardır Türkçe'de? Bir kere en güzel Türkçeyi biz konuşuyoruz da. Tabii. Ha bak buraya. Akıllı. Yoksa aklını alırız. Ben kahve yapayım ya. Yok yok yapma. Deniz'le baban gelsin. Öyle için. Çünkü dün Şevket Usta bana söz verdi. Biz konuştuk, bana dedi ki kahvaltıdan sonra dedi. O kız isteme işi tamam dedi. Tamam demiş. Tamam demiş. Ne biliyorsun? Ağlar palağa gittiler. Akşamdan önce gelmezler dur.
balığa gittiler. Ha, balığa gittiler. Babam Deniz'i balığa götürdü. Ha, babam Deniz'i balığa götürdü. Gelmez. Bizim kız isteme işte gene mi kaldı? Ha. Bayağı kaldı. Kaldı. Madem doyduk, kahvaltımızı ettik, karnımız da doydu. Boşa trani, Allah da sevmez, kul da sevmez. Azıcık çalışacağız. Hadi bakalım teyzeciğim, haydi bakalım teyzeciğim. Hadi teyzeciğim. Ne çalışmanız, ben de mi? Melahat Hanımcığım, hadi bakalım. Hadi siz de, siz de. Bahçeye gideceğiz. Bırakın, bırakın Melahat Hanımcığım, bırakın. Eniştem çok sever bu işleri. Gel, hadi teyzeciğim. Gel kızım, dur bakalım. Gel. Ayağına çoraplar, ayağına çoraplar. Nakişi nakişina, nakişi nakişina. Dizi nasıl ayırdı, dizi nasıl ayırdı. Bak böyle on işine, oy bak böyle on işine. Ben bir sarayım aşağıyım, ben bir sarayım aşağıyım. Ben seni alır mıyım, ben seni alır mıyım. Hayatımda şaşayım, oy hayatımda şaşayım. Çok sevdim ya. Çok güzel. Ben bırakayım lokantacılığı falan. Bırakayım sadece. Yerleşiverim buraya ya. Oy nenem lay lay la la. Hesabın dizi pati. Yok kız şaka diyorum. Sen beni kandırıyor musun? Ya ayıp oldu ya. Bak şimdi şaka yapıyorum. Gel yok. Gel. Şaka yapıyorum vallahi.
Hoş geldin Paçi. Hoş geldin. Hoş geldin. Gel bakayım. Gel sana ben çek kesmeyi öğreteyim. Gel bakayım. Gel. Makasımı da alayım. Ver benim makasımı da. Ha. Aldım. Dur bakayım. Bakalım. Hadi bakalım. Bir işe yara da görelim. Can, ben de artık bizim konağa gidiyorum Fikret ablacığım. Ha, tabii tabii. Sen kaynananın yanına git bakayım. Hı. Bekletme onu. Ama yarın yine geleceksin buraya. Tamam. Anlaştık. Hadi bakayım. Tamam, gelirim da. 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 Fikret abla. Soruyu biliyor musun? Ha, biliyorum. Ha şimdi bu... Yılan Nuri'nin annesi. Ha bu Alman kızı istemiyorum. Ha bu Yılan Nuri de almış. Ha bu Paçi'yi buraya getirmiş. Karadenizli kızı edecekmiş. Annesini oturacakmış. Ha. Annesi anladı tabii. Ha bu Alman karısı bunu gaz gibi olacak. İstemiyorum. Şimdi ben de dedim ki... Ha bu Paçi'yi alalım. Karadenizli Paçi'si edelim. Ha bu Yılan Nuri de buna nikah bassın. Kafasına siksin. Beynini yaksın. Ha ben de yılların intikamını alayım, içim soğusun dedim. Bitti. Sen var ya sen. Başka türlü içim soğumayacaktır Melahat Hanımcığım. Aslın ha bu kadın onu zaten gaz gibi yolacaktır. Bitirecektir Nuri'yi. Ha ben bitirmeme gerek kalmadı. Ha bu onu edecektir Erika. Sen ne akıllısın sen. İyi hadi gidelim mi biz de? Hadi gidelim bakalım.
Babacığım, Denizler hala gelmedi mi? Gelmediler. Biz de onları bekliyoruz ya. Şaşırdım. Gelirler canım, gelirler. Tabii, tabii, tabii. Herhalde hazırlanıyorlardır hala. Gelirler birazdan. Gelirler, gelirler. Oğlum, hadi hazırsan. Deniz. 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 Kapı mı? Oy Melek Hanımcığım. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun, oturun. Hoş geldin. Hoş bulduk. Deniz nerede anneciğim? Yok. Yok mu? Nasıl yok? Yok derken? Bugün babanın balığa çıktılar ya. Hı. Baban biraz hırpalamış sanıyor. Yani girdim odasına, baktım çocuk böyle boyunca yatıyor. Deniz dedim, Deniz dedim. Hiç duymadı. Ateş falan çıktı herhalde. Yoksa öyle uyku muyku falan. Yani biliyorsun neler hissediyor, neler yaşıyor. Uyanamadı. Uşak hasta mıydı? Galiba. Taze mi çadırda? Oy Melahat Hanımcığım, bak nasıl üzüldük şimdi. Ha biz de giyindik, geldik, hazırladık. Bekliyoruz burada. Çok özür diliyorum sizden. Artık bu gece kızımızı isteyemeyeceğiz. Yarın gece inşallah. Nasıl olur? Ben kendimi nasıl hazırlamıştım ya? Kızımı vermek istiyordum bu akşam ya. Günlerdir bugünü beklemiştim ya ben. Ha bu Deniz uşağı ne kadar zayıftır, güçsüzdür. Hemen gitmiş orada yatmış, uyumuş. Cılız bu. Thank you.
Deniz. Oğlum. Ben sana soracağım abone. Bu sabah beni uyandıran var. Duydum, duydum. Sen bir de gidişini görseydin. Bir gün ya. Ama ne oldu be? Bugün azıcık dinlenirsin oğlum. Akşama da kızımızı isteriz. Yarın da döneriz gideriz sadece. Niye akşama istiyoruz ya? Hemen isteyeyim. Ya ay bu işler akşam olur senin de. Bu elinde çiçekle dolaşıyor. Deniz. Şey babam aşağıda seni bekliyor. Camiye gidecekmişsiniz namaza. Namaz olur. Yorucu bir şey değil yani. Cami de yakın. Kılar gelirim ben. Tamam. Hadi bakayım. Onu da mı götürecek? Değil evet. Bana. Olmaz olmaz. Hocaya kaçayım. Ev çok güzel. Bu cam çok uzakta mı? Gel bakayım sen. Gel. Atla bakayım sen. Bin bakayım. Kemerini taktın da. Aha. Aferin uşağa. Ne güzeldir ha buralar manzarası. Cami nerede? Burada park edip yürüyeceğiz daha azıcık. Şey, ne tarafa yürüyeceğiz? Aa, şuraya kadar yürüyeceğiz. Araba çıkmıyor mu oraya?
Ya arabayla nasıl çıkalım? Mazotun bitmiş zaten. Ya Ezona vardır bir saat. Acık spor yaparız da. Nedir ki? Haydi beni takip et. Oh ne kadar da güzeldir hava. Erika. Ha dediklerimi kaynanana et bakalım. Anacığım. Anacığım. Efendim. Ben artık Fikret ablaların kızı oldum. Ne? Biz her akşam müsaitiz. Haçan gelip beni onlardan isteyebilirsiniz. Da. Geri mi yuvarlandı acaba adam? Alo! O da dönü! Neredeysin abi? Gel bakalım buraya. Hey gidi. Misafirim dur. Ne oldu? Ne? Ya nasıl olacak? Basra abi, bu caminin imamıdır. Yukarı arabayla çıkaydı da beni de getirdi daha buraya kadar. Haydi, haydi tikilme. Haydi namaz başlayacak, abdest alalım. Haydi de Basra. Ey gidi, bu gençler var ya. Bunlar ne yerler, ne içerler ben anlamadım ki. Hiçbirinin enerjisi yoktur. Haydi eve gidelim artık evlat. Giden baba. Şevket uşağım. Efendim Basri hocacığım. Uşaklar bir dakika bir şey diyeceğim. De bakayım bir dakika. Basri hoca şimdi bir şey anlatacak. Önemlidir diyeceği. De bakayım hocacığım nedir? Kaynanasını kaybeden Temel gazeteye ilan vermiş. Kaynana kayboldu. Görenlerin görmemezlikten gelmesi rica olun. Abi yanındaki genç kimdi? Biz de ilk defa gördük camiye geldiğini. Abi gördüğünüz yakışıklı delikanlı benim müstakbel damadım. Öyle mi? Hayırlısı olsun. Özün gün nişanladığın gün niye bizim haberimiz olmadı? Abicim daha sözü kesmedik. Hayırlısıyla bu akşam keseceğiz. Peki damat nereliydi? Tabii ki Rizeli'di. Ya da olsa olsa Trabzonlu'ydu. Olmadı. Giresunlu'ydu. Ne fark eder? Ya hafif bir ordu fasla tipi vardır abi uşakta. Yani diyorlar acık Fatsalısın gibi diye de İzmirliyim ben. İzmirli mi?
He, İzmir Seferihisar Sığacık. Yine böyle deniz kenarı ama Ege. Şevket sen değil. Abicim, ha Rizeli olmuş, ha Trabzonlu, ha Giresunlu, ha Vanlı, ha Antalyalı. Ne fark eder ki ya? Eder mi ya? Aynen, aynen. Bursalı olsa bir şey mi değişecek sanki? İstanbullu olsa bir şey değişecek mi? Yok da ya. Yeter ki gönüller bir olsun da. Aynen, 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 aynen. Aynen. Doğru söylüyorsun. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol baba, sağ ol. Ah, teşekkür ederim. Sağ ol, var ol. Hadi, teşekkür ederim. Sağ ol abicim. Mazot yoktu. Şimdi istasyonu kadar götürecek mi bizi bu? Ula, meğer ben yanlış bakmışım da ya. Bende yarım depo mazot varmış. Deniz mesaj atmış. Camiden çıkmışlar, eve doğru geliyorlarmış babamla. Ay hadi inşallah, dur bakalım. Yalnız bir şey söyleyeceğim, baban akşama kadar bir sürü badireler çıkarır. Bilmiyorum ki. Yok, şey yazmış Deniz. Camiden çıkınca babam herkese müstakbel damatım diye tanıştırmış Deniz. O yüzden diyor ki bu iş bu sefer kesin oldu. Ay hadi inşallah. Fikret ablacığım. Olmuş mu? Ha bu ne dur? O ya. O ya. Olmamış. O ya. Sök bunu. Eder de bunu mu ettin? Ha bununla da var duruşumuz ya. Uğraşacağız. Bak abi, al buradan ineceğim. Bu yola niye girdik babacığım? Burası kestirmedir, benim bildiğim bir yoldur. Herkes bilmez buralar. Kestirme yandır, helal sana. Aslanım benim aslanım. Ne oldu ya? Dur bakalım. Ya buna ne oldu? Dur bakalım. Aman dikkat et. Dur bakalım. Dur bakalım. Dikkat et. Ah. Uy, uy, uy. Bak hele ya. Eyvah. Bu nedir böyle? Ha bu araba servise gitmeden çalışmaz. Tamam, söyle servisin numarasını da arayayım ben. Ara bakayım. Telefon çekmiyor ki. Oo, telefon da çekmiyor. Nasıl çeksin? Ormanın ortasındayız da. Ne yapacağız? Ha böyle kesilmeden gideceğiz. Şevket usta, bana gene iş koymuyorsun değil mi? Böyle bitap düşeyim, yorulayım diye. Ulan yürü, yürü. Haydi yürü, düş önüme, yürü. Haydi, kaldık ormanın ortasında. Of. Arabanın kapılarını kilitledik mi? Kim yapacak? Ne yapsın senin arabanı burada? Doğru dersin.
bak ha. Ana. Ne oldu? O ses ne? Ne sesi? Bir şey değil herhalde ya. Yürü yürü. Ne sesi? Aha. Ne dur? Buralarda aslan mı var? Ola ne aslan? Sağ aslansın dedim diye. Burayı Afrika mı zannettin? Yok zürafalar, filler, gergedanlar. Aynen. Oğlum yalnız bizim buranın ayısı meşhurdu. Ayı mı? Ayısı ya. Hadi kuyruğu kaptırmadan ufak ufak hemen kaybolalım. Hadi bakalım. Allah Allah. Ulan sesleri duydun mu? Dur bakalım bu nedir ya? Aha işte. Ayı yan çomağı hazırla. Aa bak dur. Sesini çıkartmayasın sakın ha. Saldırır maldırır da sonra. Nasıl sessiz olayım ya? Ayı kadar ayı var karşımızda görmüyor musun? Ulan dur ya birazcık sessiz ol diyorum. Sinirlendireceksin şimdi saldıracağı. Tamam tamam birader. Sorunumuz seninle değil. Biz yolumuza bakıyoruz. Sen balına böreğine bak. Şşt yavaş dedim ya. Bir dur da. Tamam. Saldırır. Tamam tamam tamam. Şşt. Ona. Hoş. Ona koş. Dön. Dikkat et dikkat et dikkat et. Ulan yandık da. Lan yandık da. Oy arabaya geldi de ya. Geliyor. Dur. Alo. Kasko var mı? Kasko var mı? Ay, ya ayı kaskosu yoktur herhalde. Nerede bileyim? Bunu çek. Eyvah. Sallıyor. Alo. Gel dedim. Gel bu tarafa gel. Dön. Dön. Oğlum.